tek bir bulut yağış olarak yağmur, kar ya da dolu bırakabilir. Şehrin bir kısmında yağmur yağarken diğer kısmının güneşli olmasının sebebi de budur. Buna rağmen hava durumunun tek bir bulut sayesinde oluştuğunu düşünmemiz doğru olmaz. Tek bir bölgeyi etkisi altına alan şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bile daha büyük ölçekli hava durumunun, yani rüzgarlardaki, nemdeki, sıcaklıklardaki ve hava basıncındaki oynamalardan meydana gelen değişikliklerin bir parçasıdır. Hava durumu, dünyanın bir yerinden bir başka yerine nem ya da ısı taşıyan çok büyük hava kütlelerinin bir sonucudur. Tüm bu değişikliklere ve yer değiştirmelere gereken enerjiyi sağlayan ise güneştir. Güneş olmasaydı rüzgarlar esmez, sular da akamazdı. Güneşin dünyanın yüzeyini ısıtmasıyla ilgili en önemli noktalardan biri, güneşten gelen ısının eşit şekilde dağılmamasıdır. Güneşin bir gündeki ısıtma kapasitesi bir başka güne göre değişebilirken, dünyanın bir bölgesinden diğer bölgesine de farklılıklar gösterebilir. Örneğin ekvator, kutuplara göre çok daha fazla miktarda enerji emer. Buna ek olarak, yeryüzünün emdiği ısı aynı yerde uzun süre kalmaz ve yeryüzünün üzerindeki katmanlara yansıtılır. Isınan hava, çevresindeki hava kütlelerine göre daha az yoğun hale geldiği için de yükselmeye başlar. Bu da düşük hava basıncına, yani içerisinde daha az hava olan bir katmanın oluşmasına yol açar. Boşalan hava katmanı hemen soğuk, yüksek basınçlı hava kütleleri tarafından doldurulur. Çok yakından tanıdığımız rüzgarlar işte bu şekilde oluşurlar. Değişik sıcaklık ve nem özelliklerine sahip hava katmanlarının birbirlerine karışmaları mümkün değildir. Bilim insanları büyük hacimli ve belirli özelliklere sahip havaya hava kütlesi adını verirler. Hava kütleleri özelliklerini değiştirmeden rüzgarlar ve hava basıncındaki değişikliklere göre hareket ederken, sadece kendi başlarına bile geldikleri bölgelerdeki hava durumunu değiştirebilirler. En şiddetli ve kuvvetli fırtınalar ise iki hava kütlesi karşılaştığında oluşur. İki hava kütlesinin karşılaştığı alana ön cephe ya da kısaca cephe denir. Binlerce kilometrelik alanlara yayılabilen bu etkileşimin bulutlar ve hava durumu üzerindeki etkisi de büyüktür. Örneğin soğuk ve yoğun bir hava kütlesi, sıcak ve nemli bir hava kütlesi ile karşılaştığında, sıcak hava kütlesinin altına doğru hareket ederek sıcak hava kütlesinin yükselerek soğumasına, sıcak hava kütlesinin yüksek kesimlerindeki bulutlarda yoğunlaşarak yağmur, kar ya da bazı fırtınalarda doluya dönüşmesine yol açar. Hava kütleleri arasındaki sıcaklık, nem ve basınç farkları ne kadar fazlaysa, şiddetli hatta ölümcül fırtınaların oluşma ihtimali de o kadar büyüktür. Son olarak unutmayalım ki, her ne kadar sadece bulunduğumuz yerdeki hava durumuyla daha çok ilgileniyor olsak da, daha büyük ölçekteki bulutlar ve atmosferdeki değişikliklere dikkat etmek, bize önümüzdeki saat ve günlerdeki hava durumu hakkında çok önemli bilgiler verebilir.